Biliyorsunuz belediyelerde bir efendim konser soruşturması, incelemesi, taarruzu var. Belediyelere yargı kıskacı. Buna karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Mansur Yavaş dedi ki bize karşı saldırıya geçtiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vız gelir, tırıs gider. Gidin CHP'li belediyelerde bir suç bulun. Bulamıyorsanız da bir suç uydurun talimatı verildiğini biliyoruz. Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Ankara'da Mansur Başkanımıza, İstanbul'da bize yönelik bu itibar suikastlerini üzülerek, yani biraz da pespaye hallerine gülerek izliyorum. Bu düpedüz yargı tacizidir. Gerçekten vız gelir tırıs gider. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin konser etkinliklerinde usulsüz harcama yapıldığı iddiasıyla belediyelerde müfettiş incelemeleri, savcılıkların başlattığı soruşturmalar. Mansur Yavaş toplu hücum dedi, İmamoğlu yargı tacizi. İki büyük şehrin ardından CHP'li Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği konserlerle ilgili inceleme başlatıldı. Beykoz Belediyesi'ne o kadar savcı dururken bir savcı harekete geçiyor, o savcı da Fahrettin Altun'un kuzeni çıkıyor. Bu işler sistematik bir saldırı, itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar. Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bahsettikleri o bir yıllık ya da bir konserlik rakam ne yazık ki bir uçağa, arkasında 5-6 tane daha uçağın dizilerek gittiği tek bir uçuşun maliyeti kadar bile değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti. Sonrasında Ankara ve İstanbul olmak üzere CHP'li belediyelerle ilgili açılan soruşturmalar birbirini izledi. CHP lideri Özel suç uydurarak itibar suikasti yapılıyor dedi. İstanbul Büyükşehir 36 dosyada suç duyurusunda bulundu. Tık yok. Ankara Büyükşehir Melih Gökçek dönemine ilişkin 40 dosya. Tık yok. Tayyip Bey'e soruyorum. 10 belediye başkanını istifa ettirdin. Belediye başkanlarını FETÖ'den yargıladın mı? Yolsuzluktan araştırdın mı? Yok. Gelmiş şimdi bana konser pahalıymış, algı operasyonu yapıyor. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi organizasyon hizmeti 198 milyon. Ümraniye Belediyesi 85 milyon. Konya Büyükşehir 79 milyon. Birine yolluyor musunuz müfettiş? Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur. Sözümüzün arkasındayız. Suçu olan varsa cezasını çekecektir. Aynı davranışı tüm kamu ve belediyelerden de bekliyoruz. Bertaraf etmek için bizleri adaleti bir yargı tacizi biçiminde kullanan aklı buradan uyarıyorum. Çok da uzak olmayan bir zamanda gideceksiniz. Ve yerinize gelen adil anlayış sizlerin toplum huzurunda hesap vereceğiniz adil yargılama süreçlerini bu ülkede başlatacaktır. CHP lideri Özgür Özel gibi Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da iktidara res çekti. CHP'li belediyelere harcamalar üzerinden başlayan inceleme ve soruşturmalar. SGK borçları ile ilgili de Çalışma Bakanı haciz işlemi başlatacağız dedi. Bu Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki krizle meşgul olmak yerine bize bir kriz ihraç etmeye çalıştığını dikkatle takip ediyoruz. Ben bir kez daha seçilebilmek için gerekirse bir şehrin çöplerinin toplanmamasını, çalışanlarının maaş alamadığı için kiralarını ödeyememesini göze alıyorum diyor. Özel CHP'li belediyelerin hedefe konulmasını Erdoğan'ın yeniden adaylık için bir stratejisi olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerde inceleme yapan müfettişlere de seslendi. Varsa bir şey bulun yazın ama namussuzca verilen siyasi talimatlarla suç icat etmeye çalışmayın.